Evet, bir haftayı bitirdik. Hayırlısıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün de her zaman olduğu gibi bu hafta sonu itibariyle kapanış rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Önümüzdeki hafta rakamlar ne olabilir onu değerlendireceğiz. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta neler yaşadık, o yaşadıklarımızın bu haftaya yansımaları ne olur onları değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle rakamlara bakalım. 142.603 seviyesinden kapanan bir borsa endeksi görüyoruz. Dolar 7.55.29 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Euro 9.24.54, sterlin 10.24, parite 1.21.89, faiz 14.77, altının onsu 1883 dolar, altının gramı 458 lira, gümüşün onsu 25.82 dolar, gümüşün gramı da 6.30 lira seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Brent petrol 51 dolar 29 centti, ham petrol 48 dolar 30 centti. Dolar endeksi 90.250 puan seviyesinden kapanışını gerçekleştirirken Türkiye'nin CDS'i de 319 seviyesine kadar gevşedi. En enteresan hareket kripto paralarda oldu arkadaşlar. Kripto paralarda özellikle Bitcoin cephesinde rekor üzerine rekor geldi. Bugün de yükselişini devam ettirdi. Biliyorsunuz 7 gün 24 saat kripto para piyasası çalışmaya devam ediyor. Bitcoin'in şu anki fiyatı 27.681 dolar seviyesi. Ethereum 646 dolar. XRP de 0.2927'den işlem görüyor. XRP Ripple'la ilgili ayrıntılı bir videoyu da dün sizlerle paylaştık biliyorsunuz. Gökalp İçer'le birlikte neden düştü, potansiyel taşıyor mu, bundan sonraki süreçte nereye gidebilir? Eğer ki merak ediyorsanız o videoyu da ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Zaten hem bitişte hem de yukarıdaki linkte sizlerle paylaşıyorum o videoyu. Şimdi arkadaşlar yeni haftaya girerken geçen hafta neler oldu şöyle kısaca bir göz atalım. Faiz beklentisi vardı. Özellikle Deutsche Bank, Goldman Sachs gibi kuruluşlar 200-250 bas puanlık bir faiz istiyorlardı Merkez Bankası'ndan. Ve Merkez Bankası da onları kırmadı. 200 bas puanlık bir faiz artırımına gitti. %17 seviyesine çekti politika faizini. Swap faizlerinde keza yine %17 seviyesine çekti. Bunun sonrasında 7.65 civarında olan dolar 7.55 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir miktar daha gevşese bile daha sonrasında Merkez Bankası'ndan yeni faiz beklentisiyle birlikte doları yukarıya doğru hareketlendirmeye başlayacaklar. Bu yılı hangi seviye kapatabiliriz sorusunun cevabı 7.55, 7.60, 7.65 seviyelerinden muhtemelen bu haftayı tamamlayacağız. Ama sonraki haftalarda dolardaki hareketlilik hızlanacak. Çünkü Türkiye'nin makroekonomik verileri çok kırılgan. Enflasyonu düşürmek gibi bir hedefi var Merkez Bankası'nın. Ancak enflasyonu sadece kuru baskılayarak düşüremeyeceği ortada. 5 Nisan'la ilgili bir video paylaşmıştım sizlerle. Aynı 1994 ekonomik krizinde olduğu gibi bir yol izleniyor. Bu yolun başarılı olduğu hiçbir zaman görülmemiş. Venezuela, Arjantin ya da 1994 krizindeki Türkiye, 2018 Ağustos ayındaki Türkiye gibi pek çok devalüasyonist etki görülmüş bu tür uygulamalardan sonra. Nitekim yine aynı yola doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye yüksek faiz ortamına sokuluyor, kur baskılanıyor, bütçe açıkları her geçen gün artıyor, ödemeler dengesi bozuluyor, cari açık inanılmaz derecede yükseliyor, dış ticaret açığı her geçen gün biraz daha büyüyor. Maksimum 1-2 ay daha idare edebilirler ki o 1-2 ay içerisinde de zaten biz 9 lira seviyesini çoktan görmüş oluruz. Onun sonrasında yaşanacak bir kırılmayla birlikte doları 20 lira seviyelerini zorlarken görürüz. Daha sonrasında da ister istemez %10'un hatta %15'in üzerinde faiz artırımları gelir. Türkiye %40-45 bandında bir faiz ortamına sokulur. Öbür taraftan da kur 18-20 aralığında yüksek bir seviyeye mahkum olur. Kur odaklı bir ekonomik sistem yerine para politikaları ve finans odaklı bir ekonomik program yerine gerçek reel ekonomi tercih edilmezse de o zaman bu kırılmalar önümüzdeki dönemde her geçen gün biraz daha artarak devam eder. Dolar hiç ummadığımız seviyelere kadar gider. Geçen haftanın önemli başlıklarından birisi de mutasyon meselesiydi. Mutasyona uğrayan bir virüsten bahsediyoruz artık. Hızla yayılıyor. 80 milyon kişiyi geçmiş durumda birkaç gün içerisinde.
78 milyon kişiyi konuşuyorduk. Üzerinden sadece 2 gün geçti ve 80 milyonun üzerine çıktı ve mutasyona uğramış virüs çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Sadece İngiltere'de görüldüğü düşünülüyordu ancak pek çok Avrupa ülkesinde de görülmeye başlandı ve oradaki yayılım hızı da şu anda engellenemiyor. En son da İspanya'da görüldü. İspanya'da büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde ciddi bir kapanışa doğru gidecek. Avrupa ülkeleri kapandığında, Amerika, Rusya gibi ülkeler kapandığında Türkiye'nin ticareti daha da daralacak. Baskılanan kur nedeniyle rekabet gücü de düşeceği için ihracatımız İdeni'ye dip yapacak. Mecburen ithal etmeye devam edeceğiz. İthalatla ihracat arasındaki makas açılacak ve bu cari açığın daha da dengesiz hale gelmesini beraberinde getirecek. Ödemeler dengesindeki bozulmayı da beraberinde getirecek. Zaten uyarılar genel itibariyle ödemeler dengesiyle ilgili Türkiye çifte krize doğru emin adımlarla ilerliyor. Bunlardan birisi elbette ki ödemeler dengesi, yani dış ticaret açığı, cari açık, yurt dışından gelen gelirlerin eksilmesi, kısa vadeli dış borç ve maliyetleri artmış olan bir dış borç. Diğer taraftan da bütçe açığı. Bütçe açığı da her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Bu yıl 130 milyar liralık korkunç bir faiz ödememiz var. Önümüzdeki yılda 180 milyar liralık bir faiz ödememiz olacak. Bunun yanında diğer giderlerimiz de hızla artmaya devam ediyor. Vergi gelirlerimiz de ne yazık ki hızla düşüyor. Bunun önüne geçmesi de mümkün olmuyor. Sayın Erdoğan bazı açıklamalar yaptı. Onları da paylaşmak istiyorum sizlerle. Ne kadar gerçekçi, ne kadar inandırıcı tartışılabilir. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır diyor. Ancak bakan değişikliği ve Merkez Bankası Başkanı değişikliği dışında herhangi bir hareket görmüyoruz. Aksine geçmişte yapılan hatalar aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor. Üstelik katmerlisi. Yine Erdoğan diyor ki yapısal reformları hızlandırarak içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon, şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Faizi yükselterek, Türkiye'yi yüksek faiz ortamına sokarak, kuru suni bir şekilde baskılamaya çalışarak, Merkez Bankası rezervlerini tüketerek, üreticiyi tamamen köşeye sıkıştırarak bu reformlar nasıl gerçekleştirilecek anlamak mümkün değil. Merkez Bankası'nın faiz arttırımları enflasyonu düşürecek diyor anladığım kadarıyla Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı. Bunun da olması mümkün değil arkadaşlar. Evet, faizleri yükseltiyorsunuz, kuru belli bir seviyede tutmaya çalışıyorsunuz ama indiremiyorsunuz. Doğal olarak kur etkisi enflasyon üzerinde devam edecek. Kırılganlıkların artması nedeniyle maliyetler yüksek kur üzerinden yapılmaya da devam edilecek. Şöyle örnekleyeyim size. Bugün 7.55 seviyesinde bir dolar kuru görüyor olabiliriz. Ancak piyasada bugün ithalat odaklı iş yapan üreticiler ya da ithalatçılar fark etmez, kuru 10 liradan 12 liradan fiyatlıyorlar ve maliyetlerine yansıtıyorlar arkadaşlar. Çünkü risk almak istemiyorlar. Avrupa Birliği yaptırımları, Amerika'daki katsa yaptırımları, aynı zamanda Türkiye'nin kırılganlıkları ortadayken kimse maliyetlerini bu seviyeden yapmaz, bu riski almaz. Tabi bunun üzerine bir de yüksek faiz ortamını koyduklarında maliyetlerini daha da yukarıya çekiyorlar. Bunu da üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makasın açıklığından çok net bir şekilde görüyoruz. Tüketici fiyatlarındaki enflasyona bakıyorsunuz, resmi verilere göre %14 seviyesinde, üretici fiyatlarına bakıyorsunuz neredeyse %24'e dayanmış durumda. Arada 9 puanlık, 10 puanlık bir fark var ve bu fark öyle ya da böyle üretici fiyatlarına doğru evrilecek. Yani tüketici fiyatları yükselmeye devam edecek, kur baskılansa dahi bu maya tutmaz, tutma ihtimali yok. Enflasyon düşürülemediği için, yüksek faiz ortamına devam edildiği için ister istemez kur bir yerde kırılır ve devalüasyon etkiler görülmeye başlanır. 1994 krizinde olduğu gibi. Bir başka geçen haftanın konusu tabii ki Türkiye'deki bütçe tartışmalarıydı ve asgari ücret tartışmalarıydı. Bakın size bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Çok kritik bir örnek. Türkiye neyi önceledi bütçede? Yine her zaman olduğu gibi ballı gaymaklı müteahhitleri ve harcamaları önemsedi. Tarımı, üretimi, sanayiyi ikinci plana atmaya devam etti. Onlara yüzünü, sırtını çevirmeye devam etti. Peki bu arada Avrupa Birliği ne yapıyor? Çünkü Avrupa Birliği de aynı dönemde bütçesini açıkladı arkadaşlar. Onlar da diyor ki bütçedeki en büyük payı tarıma ayırıyoruz.
En yüksek pay tarıma ayrıldı Avrupa Birliği bütçesinde. Demek ki tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu görüyorlar. Çünkü gelecekte tarımın önemi daha da artacak. Özellikle bu pandemi nedeniyle. Kıtlığa karşı bir önlem almak istiyorlar. Üretimlerini geliştirmek istiyorlar ki vatandaşları aç kalmasın, sıkıntıya girmesin. Biz ise hala harcama bütçesi çıkartmaya devam ediyoruz. Hala faiz bütçesi çıkartmaya devam ediyoruz. Hala savunma bütçesini arttırmaya devam ediyoruz. Peki Avrupa Birliği'nin bütçede ayırdığı en düşük pay hangi alana gidiyor derseniz, hemen söyleyeyim arkadaşlar size, savunma giderlerine. Evet, savunma giderlerine olan bütçelerini iyice kısmış durumdalar. Çünkü bu dönemde kimle savaşacağız kardeşim? Zaten ortada hastalık var. Hastalıkla savaşıyoruz. Bir de savunmaya ekstra para ayırmaya gerek yok diyorlar. İşte bakış açısı farkı. Geçen haftanın yine önemli başlıklarından birisi teşvikler meselesiydi biliyorsunuz. Hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan 900 milyar dolarlık teşvik paketi geçti. Ama Trump'ın önüne gittiğinde frene basıldı. Trump "ben bunu imzalamıyorum" dedi. Çünkü bu bir israftır dedi. Hatta Biden uyarılarına rağmen, Biden Trump'a "bir an önce imzala çünkü iş sarpa sarıyor" demesine rağmen inat etti ve imzalamadı arkadaşlar. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki 20'sinde, Ocak 20'de Biden koltuğa oturduğu an itibariyle artık 900 milyar doları konuşmuyor olacağız. 2.3 trilyon doları konuşuyor olacağız ve çok daha yüksek teşvik paketleri arka arkaya çıkmaya devam edecek. Ve bu teşvik paketlerin önemli bir kısmı da vatandaşa yansıyacak. Dolayısıyla tasarruflara yönelecek riskler arttığı için. Şimdi sizlere geçen haftayla ilgili atladığımız bir haberi de paylaşmak istiyorum. Bütün dünya teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor biliyorsunuz. Çin hızla yeni markalar çıkartıyor. Yeni teknolojik gelişmelerin altına imza atıyor. Amerika elindeki teknolojiyi güçlendirmeye devam ediyor. Ve Amerika'daki bazı firmalar dünyadaki pek çok ülkenin üzerindeki marka değerlerine ulaşmaya başladılar ki bunlardan birisi de Apple. Apple 2 trilyon doların üzerine çıktı. Türkiye gibi pek çok ülkenin üzerinde bir bütçeye sahip arkadaşlar. Burada "tamam ben oldum kardeşim, bırakıyorum bu işleri" demedi. Yeni bir atılım daha yaptı. Elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Ve bu açıklama sonrasında Tesla hisselerinde çok ciddi bir düşüş yaşandı. Çünkü Apple geliyorsa Tesla'nın tedirgin olması gerekiyordu. Nitekim Apple hisselerinde de ciddi yukarı hareketler gözlendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Apple gibi markalar, Amerika gibi ülkeler hızla yeni teknolojilere hazırlanıyor ve kendilerini o alanlarda da güçlendirmeye başladılar. Şimdi Apple'ın bu açıklamasından sonra Güney Koreli önemli bir başka firmada yine elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı, LG. LG'nin de bu açıklaması yarın öbür gün teknoloji şirketlerinin hızlı bir şekilde elektrikli otomobil pazarına gireceğini gösteriyor. Nitekim hem Avrupa'nın hem Çin'in yakın zaman içerisinde fosil yakıt dediğimiz dizel ya da benzinli araçlardan tamamen vazgeçeceği konuşuluyor. Yeni pazarın elektrikli otomobil pazarı olacağı da konuşuluyor. Yine önemli bir ayrıntıyı paylaşayım arkadaşlar. Apple'da, LG'de tamamen kendi bataryalarıyla üretecekler araçlarını, kendi teknolojileriyle üretecekler araçlarını, yani katma değeri yüksek olan araçlar üretilecek. Bizdeki yerli otomobil ne oldu? Hala bilmiyoruz. Bu koşullarda da pek sesi çıkmıyor açıkçası. Çıksa da zaten bataryasından motoruna kadar bize ait değil. Onun için ne kadar yerli, o da ayrı bir tartışma konusu. Yine Erdoğan çok kritik bir açıklama yaptı. İhracatçılara konuşurken dedi ki 1 kilogramlık ürünü 1.3 dolara ihraç ediyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Ve gerçekten de çok üzücü arkadaşlar. Dünyada çünkü pek çok ülke değil 100 dolar 1000 dolarların üzerine çıkartmış durumda. Bizde ise 1 kilo üründen 1.3 dolar kazanılıyor sadece ortalamada. Bence bunun görülmüş olması önemli ama bununla ilgili bir adım atılıyor mu? Hayır, atılmıyor. Kuru baskılamak Türkiye'nin en önemli problemi olarak karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu hükümetin, Türkiye'yi yönetenlerin, ekonomi yönetiminin en büyük problemi yıllardır kuru baskılamak olmuş. Başka hiçbir şekilde evrilme niyetinde değiller. Reform yapacağız sözleri de sözde kalmaya devam ediyor. Geçen haftanın yine gündem maddelerinden birisi neydi arkadaşlar? İhale şampiyonu olan Ballıgaymaklı müteahhitler. 204 milyar dolar bunlara aktarılmış durumda. Şehir hastanesinden köprülere, köprülerden tünel
ihalelerine kadar hala bunlara ödeme yapılmaya devam ediliyor. Yeni yeni ihaleler paslanmaya devam ediliyor. Onlar zenginleşirken bütün Türkiye fakirleşmeye ne yazık ki devam ediyor. İşte onun gölgesinde de asgari ücret görüşmeleri devam etti. Devlet ve işverenler her zamanki gibi kaynak yok dediler, para yok dediler. İnsanlarımızı 2500 liraya mahkum ediyorlar. İnsanlarımızı diyorum çünkü ortalama ücret haline gelmiş durumda asgari ücret Türkiye'de. Dünyada asgari ücret toplam çalışanların %5'ini geçmezken bizde %60'lara dayanmış durumda arkadaşlar. Ve o ücrette ne yazık ki açlık sınırının bile altında. Görünen o ki açlık sınırının altında kalmaya devam edecek. İnsanlar büyük bir sıkıntı yaşamaya devam edecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Umutlu musun diye bana sorarsanız, hayır arkadaşlar, umutlu değilim. 2500 lira civarında bir asgari ücret gelirse hiç ama hiç şaşırmayacağım. Çünkü TÜİK'in rakamları ortada. Diyor ki ağır iş kolunda çalışanlara 2700 verilsin, ortalama iş gruplarında çalışanlara 2500 lira verilsin. Daha doğrusu tavsiye ediyor, bununla geçinebilir diyor. Sonrasında çünkü açıklama yaptı biliyorsunuz, asgari ücreti biz belirlemiyoruz diye. Nitekim arkadaşlar 2500 lira ortalama asgari ücret olacak gibi görünüyor. Ne yazık ki Türkiye fakirliğe mahkum edilmeye de devam ediliyor. Şimdi rakamlara şöyle bir göz atalım. Borsa gerçekçiliğini tamamen yitirmiş durumda Türkiye. Yeni koşulları içerisinde onun için uzun uzun yorum yapmayacağım. Biraz önce kapanış rakamlarını zaten sizlerle paylaştım. Önden yüklemeli bu faiz ortamı Türkiye'nin krizini daha da büyütüyor. Doları kısa vadede frenliyoruz. Ancak Türkiye'yi hem yüksek faiz, hem yüksek döviz, hem de yüksek enflasyon ortamına iten bir lobi var. Buna şu anda biat ediliyor. Yarın öbür gün bu grup bizi öyle bir noktaya taşır ki neye uğradığımızı şaşırırız. Nitekim bu sene yaşadığımız örnekler var. 2018'de yaşadığımız örnekler var. Türkiye'nin gerçekleri değişmediği sürece dövizi faizle tutmanız mümkün değil. CDS düşüyor. CDS tabii düşer arkadaşlar. Türkiye'deki yükselen faizle CDS'teki kayıplarını telafi ediyor adamlar. Bakın bir tarafta 675 bas puanlık bir faiz arttırımı, öbür tarafta 300 bas puanlık bir faiz indirimi. 300 puan artıda olan bir yabancı görüyoruz. O nedenle CDS'in düşüyor olması bizim daha az faiz ödeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Aksine ödeyeceğimiz faiz oranları her geçen biraz daha artıyor ve bizi daha da köşeye sıkıştırıyor uluslararası piyasalarda. Kısa vadeli düşünüyorsanız evet bu geri çekilmeler sizi tedirgin ediyor olabilir. Ama uzun vadede bakıldığı zaman dövizdeki hareketlerin çok daha sert olacağı ortada. Parite 1.2189 civarında. Trump'ın ben imzalamıyorum kararıyla birlikte parite bir miktar geriye geldi. Bu karar devam ettiği sürece buralarda kalacaktır. Ama Biden teşvik kararlarıyla birlikte büyük ihtimalle parite yukarıya doğru hareketlenecek. Altın onsu 1883 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık teşvik beklentisi koronanın mutasyon riskiyle birlikte kontrolsüzce yükselecek. Biz 2021 yılı içerisinde 2300 ve 2500 dolarları göreceğiz. Gümüş keza 25.82 seviyesinde altın onsundan daha agresif hareketler görebiliriz. Altın onsu 2000 dolarları zorlarken gümüşün onsunun da 27 doların üzerinde olduğunu, hatta 28 doları zorladığını göreceğiz. Sonrasında 2300-2500 hedefinde yine gümüşün onsunda 35 doların üzerindeki hareketleri göreceğiz. Şu anda gram altın doların düşmesi nedeniyle şu anda 458 lira seviyesinde, doların tekrar toparlanmasıyla birlikte, ataklar yapmasıyla birlikte, keza altın onsundaki rekor denemeleriyle birlikte ilk etapta 600 liranın üzerini görecektir. Doların kırılması, dövizin kırılması, devalüasyonist etkiler görmesiyle birlikte de 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz 2021'in ilk yarısında arkadaşlar. Bakın 2021'in ilk yarısında, hatta ilk çeyreğinde 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Brent petrol ve ham petroldeki düşüş çok sert olacak. Bunu özellikle belirteyim. Çünkü tüm ülke ekonomileri kapanıyor. Kripto para cephesinde Bitcoin 27 bin doların üzerine çıktı. 28 bin doları zorluyor arkadaşlar. Bence artık riskli seviyeler gibi görünüyor. Buralarda ciddi kar realizasyonları gelebilir. Bitcoin'de çıkışlar gözlemlenmeye başlanabilir. Dikkatli olmanızda
fayda var. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.